Evet şimdi de şunu anlamaya çalışalım. Öğrencilerin sıklıkla sorduğu sorudur. Hocam biz bu konuyu niye işliyoruz? Aslına bakarsanız çocuklar bu konuyu dalgalar konusunu ışığı daha iyi anlamak için işliyoruz. Nasıl daha iyi anlayacağız? Bakalım. Ee, yay dalgalarının yansımasını e, inceleyelim. Malum ışık da yansıyor. Dolayısıyla acaba ışıkla ilgili ne bilgi verecek bize? Ona bir bakalım. Evet bir yayı bir duvara sabitleni, sabit diyoruz. Ve buraya bir atma gönderiyoruz. Gönderdiğimiz atma sabit uçtan ters dönerek aynı hız ve aynı genişlik değeriyle geriye dönüyor. Serbest uca yani kolayca hareket edebilecek bir noktaya şöyle geçirdiğimiz bir yayı ise gönderdiğimizde ise e, tepe gönderdiğimiz zaman tepe geri dönüyor. Buna fizikte baş yukarı gönderdiğimiz baş yukarı geri dönüyor da denir. Aynı şekilde o zaman yukarıdakine de konuşacak olursak tepe gönderdiğimiz çukur dönüyor yerine baş yukarı gönderdiğimiz baş aşağı geri dönüyor şeklinde de yorum yapılabilir. Peki şimdi bu bilgi bize ışıkla ilgili ne verecek bir ona bakalım. Şimdi ışık hakkında 1700'lerde bildiğimiz iki tane bakış açısı var. Bunlardan birisi Huygens ve ahalisinin söylediği ışık dalgaları. Işık bir çeşit dalgaları. Işık dalgalar haline hareket eder diyen ahali. Diğer ahali ise ışık taneciktir ya da taneciklerden oluşur diyen Newton ve ahalisi. Şimdi bunu nerede kullanacağız ona bir bakalım. Işık ee, gönderiyoruz havadan suya. Biliyorsunuz havadan suya gönderdiğimiz ışık klasik hemen ortaokul bilgilerimizden de biliyoruz. Ee, kırılır diyoruz. Havadan suya geçtiğinde ee, aslında biz biliyoruz ki ışığın bir kısmı da yansır. Bunu nereden biliyoruz? E çünkü suya baktığımız zaman kendi yansımamızı görürüz. Buradan biliyoruz. Yani ışık aslında havadan suya gönderildi bir kısmı kırılır, bir kısmı da yansır. Işık aynı anda hem kırılır hem de yansır. Bu bilgi bu bilgi aslına bakarsanız ışık taneciklerden oluşuyor. Yani neydi ve aha ailesini e, hayal kırıklığına uğratan bir bilgidir çünkü örneğin işte bilardo topunu bir duvara gönderdiğimizde yansır veya e, betondan kumlu bölgeye gönderdiğimizde şu şekilde yön değiştirerek hareket eder. Dolayısıyla to gönderdiğimiz topun bir kısmı yansır, bir kısmı kır kırılır gibi bir sonuca ulaşamayacağımız için ışığın bu hareketini ışık taneciktir diyerek açıklayamayız. Eee ışık dalgadır diyerek bu hareketi nasıl açıklarız? Az sonra. Biliyorum kötü espri oldu. Kusura bakmayın.